Arkadaşlar, 35. bölgeden herkese selamlar. Bugün egzozumuz geldi. Akropovic egzozumuz CBR650F için söylediğimiz bir egzoz. Model numarası aklıma gelmedi şu anda. Size söyleyeceğim sonra. S'li mi ST'li mi öyle bir şeydi. Hatta şu anda alta yazarım. Modelini ve resmini koymuş olurum. Egzozumuzu herkesin bildiği ve büyük ihtimalle takip ettiği Tolga Güler arkadaşımdan aldım. Aynı makineden onda da var. Aslında bu tesadüftü. Ben egzoz fiyatlarına bakıyordum. Egzoz fiyatları malum çok uçuk. 5000 küsür liralarda bir fiyatı var sıfırlarının. Ondan sonra ben de işte sahibinden de ilanlara bakıp bu egzozu takan, motorunu satan arkadaşlara ulaşmaya çalıştım. Onlara teklif ettim. Ya dedim hani orijinal egzozunu bozmak istemediğim için dedim ki yani ya orijinal egzozunu sat bana ya da üstündeki Akropovic'i sat. Yani orijinal egzozu alsaydım da kestirip ya da içini boşaltıp öyle kullanacaktım. Çünkü bu egzoz tipi benim çok hoşuma gidiyor. Ben yanda sevmiyorum egzoz. Hani bu motora yakışmıyor. Diğer motorlara yakışıyor ama bu motorun bu egzoz yapısı, bu yanda olması yani benim daha da çok hoşuma gidiyor. Şu üçgen tasarımı falan çok güzel. O yüzden ben de full sistem ve egzoz almak istedim. Hiç kestirip biçtirmeden, yan tarafa taktırmadan. Two Brothers vardı. Two Brothers'ın egzozu da yani güzel ama bunun kadar değil. O da egzozun son susturucusu tüpü altta böyle çapraz bir şekilde falan duruyordu. Şu kısımda. Şöyle şuradan şöyle falan çıkıyordu. Bir X-il egzoz vardı. Onu bulamadım. O da güzeldi yapısı. Alt kutu onun da çıkışı böyle yan tarafa doğruydu. O da güzeldi. Onun da sesi güzel. Ama Akropovic dedin mi? Abi akan sular duruyor tabii ki. Orada egzozumuz geldi. Akropovic ve açalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Allah kaza bela vermesi, çok fazla gaza getirmemesi dileğiyle. Tolga arkadaşım sağ olsun kendi orijinal kutusuyla dahi bana göndermiş egzozu. Onun bayağı bu motorla egzoz çekim videoları falan var. Hız denemeleri, ses falan. O başarılı bir şekilde de kargolamış sağ olsun. Müthiş. Her tarafını pıt pıtlamış. Açıkçası direkt içinde bekliyordum. Metal parçaları harbiden kendine nasıl özen gösterdiyse karşı tarafa da özen göstermiş. Tekrar buradan ona çok 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 teşekkür ediyorum. Tolga Güler. Kullanma kılavuzları. Bu da büyük ihtimalle istediğim silencer'ı, yani susturucusu. Aynen, ara sıra gerekecek çünkü bu. Şehir dışına çıktığımız, bilmediğimiz yollara gittiğimiz zaman illaki gerekiyor. Evet, bu şu orta parça. Buraya son susturucu takılacak. Bu son susturucumuz. Bu da Hiders'ımız. Evet. Dikkatli bir şekilde açalım. Kuzu. Ay maşallah, 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 maşallah. Müthiş. Abi, alet bu. Bunun yerini bu alacak. Müthiş. Bir.
bakalım. Monte edince sesini göreceğiz. Bunların sıralarına bakmak lazım. Kitapçıktan. Önemli olan sırası. Zaten büyükten küçüğe doğru gidiyor boyutları. Buradan da bakacağız. Büyük ihtimalle buradan baktığım kadarıyla en arkadaki en uzunu, sonra bir kısası, bir kısası, bir kısası ve en kısası zaten daha büklümlü geldiği için o da budur. Sonraki bu. Şurada bir S var çünkü. Onun da orada bir S var. Diğerleri de o şekildedir. Ama yine de kontrol etmekte fayda var. Şu anda mantıken bu şekilde. Evet. Bu sıralamayla şu uçlar bu uçlara girecek. Ondan sonra çifte ayrılıp egzozumuzu şu şekilde takacağız. Bunu taktıktan sonra da buraya sensörümüzü monte edeceğiz. Ondan sonra sırayla önce bunları monte edip sonra bunu monte edeceğiz. Yaylarını takacağız. Ondan sonra bunu monte edeceğiz. Hatta bunu buna monte etmeden önce ya da ettikten sonra bunu alta şuradaki gözüküyormuş. Şurada bir fren vidası var. Şurada arada şuradaki vidayı söküp bunu da oraya monte edeceğiz bakalım. Kamerayla parça parça video olacak. Belki kafamın girmesi gerektiği yerler ya da eğilip yatmam gerekirse arkadaşlar videoyu çekemeyebilirim. Oralardan da fotoğraf alacağım sizler için. Eğer böyle bir montaj yapmak isterseniz, ben YouTube'da baktım yani bunun montaj videosu bulamadım. Ama İngilizce ya da Rusça ya da herhangi bir şekilde de çok fazla aratmadım açıkçası. Yazdım yani. Hep motorda işte sesine bakıyorlar falan filan. Öyle videolar var. Kitapçığında da anlatıyor ama çok fazla detaylı değil. Yani bilen bir insan için anlatıyor. Hani hiç bilmeyen biri nasıl monte edebilir? Kendine görüp güven sağlasın. Yapabilirsiniz. Eliniz anahtar tutuyorsa, az da olsa elinizden bir iş geliyorsa yani böyle şeyleri motorunuzu kendi yapmanızda fayda var. Tabii sıfır motor için, garantisi bitmemiş için motor için konuşmuyorum bunları. Benim garantisi bitmedi ama ben yapıyorum. Elimden geliyor. Yapacağım bunu da. Çıkartacağım. Ondan sonra garanti işinde sordum. Onu da açıklamasını yapayım size. Honda Yükseliş'i aradım İzmir'deki. Hyundai servisi hem de Honda işte Yükseliş. Normalde ben motorumu Kuşadası'ndan aldım. Kuşadası'na gidiyorum bakımları için. Buraya gitmedim hiç Honda Yükseliş'e. Onu da belirteyim. Bana gidip şöyle bir dolaştığımda içerideki düzen, yani bir motor vardı Sebba'da. Oradaki düzen falan benim hoşuma gitmedi, tertip düzen. Ben kendi atölyemde bile tertip düzene önem veririm. Hani ben oraya gitsem ne bileyim aradığım bir şeyi bulamam. Mesela çok karışıktı ortalık. Çok yavaştı. İçeride adam hem telefona bakıyor hem işe bakıyor. Bir şeyler yapıyorlar yani böyle. Şimdi nasıl bilmiyorum ama bir 6 ay önce böyleydi.
O yüzden orayı aradım. Yakın diye açıkçası. Hani egzozu parça parça koliyle geldi. Bir şekilde ben bunu şeye götürürüm ama Kuşadası'na egzozu monte etmek için. Ama geri getiremem çünkü geri çıkacak şey egzoz böyle parçalanmıyor. O tek halde büyük ihtimalle çıkacak tek bir şekilde. Onu görüyorum yani şu anda. Hepsi çünkü kaynaklı öyle yaylı maylı geçmeli bir sistemi yok. Onu getiremem diye açıkçası yemedi gözüm. O yüzden de yükselişe düşündüm. Ona da abi dedi 150 liraya monte ederiz ama dedi önce bir görmemiz lazım. Fiyat artabilir dedi. Yani ben diyemiyor. Ben bu motoru kardeşim ben egzoz montajına senden 150 lira kesin paradır abi demiyor adamlar. Yok işte bakmamız lazım. Bir şey görmemiz lazım. İşte şu ile şu fiyat değişebilir ama tam söz vermiyor. Yani bu öyle olmaz. Onun güvensizliği ben devam dedim abi. Bunlar adam gibi hiç egzoz montajı yapmamış. Benim anladığım yani bu. Bunlar adam gibi egzoz montajı yapmamış. Ne çıkar karşıma? Bir tarafını kırar mıyız, döker miyiz? Hani masraf olur mu? Aa şurası bak bunun değişmesi lazım, şunun değişmesi lazım bana dememesi için. Tamam mı? Yani ben oraya bir güven duyamadım. O yüzden de götürmek istemiyorum. Motorun bakımını 300 lira yaparız dediler. Honda Yükseliş 3-4 gün önce aradığımda ki bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum ama bugün ayın 28'i ya da 29'u falan olması lazım. Pardon, bugün cumartesi, bugün 27'si. Bugün ayın 27'si cumartesi günü. Ben bunu 25'inde falan sordum. Bana 300 liraya bakımını yaparız. Yağ filtresi, hava filtresi. Hava filtresini değiştirmiyorlar, temizliyorlar. Onu da biliyorum. Belli bir şey temizleniyor süre. Yağını değiştirecek, yağ filtresini değiştirecek. 300 lira para alacak. Egzozu da 150 lira para alırım dedi. Ama belli değil dedi. 150 liradan hani başlayacak. Eğer bir şey olsa görmemiz lazım. 150'yi de geçebilir abi. Söz vermiyorum dedi açıkçası. Ondan sonra ben abi egzozu kendim takacağım. Garanti işine gelmiştik. Konu gene saptı. Garantisini de şöyle dedim. Sordum yani ben dedim egzozu monte ettirmek istiyorum size. Bu motor alet dedim garanti dışı kalır mı? Ondan sonra garanti dışı şöyle kalır hani dedi. Eğer dedi hani egzozu taktın diye dedi çok motoru sıkıştırırsan bir şey olursa yani olmaz da dedi. Eğer dedi motorda bir sıkıntı bir problem olursa dedi. Biz dedi işte Honda dedi yazıyor Honda'ya dedi. Honda da soracak yani dedi. Üstünde diyor orijinal egzoz olmadığı için diye sana diyor bunu diyor atarlar diyor. Yani bundan dolayıdır diye yapmazlar. O yüzden motorun garanti dışı kalabilir diye söylediler. Ama dedi egzozu taktın dedi. He, oldu dedi. Arka ne bileyim disklerde bir şey oldu dedi. Ne bileyim aküsünden bir şey oldu ya da egzozla alakasız bir şey yerde bir şey oldu. Garanti dışı kalmaz. Onlar garantiden her türlü değişir. Onunla alakası yok dedi. Ama egzoza bağlı olan bir sistemde olursa yani motorunda bunun dedi egzoza bağlayabilirler dedi. Ben de düşündüm yani neden kendim monte ediyorum? Şimdi buraya gelelim. Neden kendim monte ediyorum egzozu? Çünkü bunlar egzozu monte ettiğinde servis kaydı giriyorlar. Eğer servis kaydındaki illaki büyük ihtimalle yani bu egzoz takıldı diye oraya girecekler. Tamam mı? Egzoz takıldı kaydı gözükürse ve ileride bir şey oldu. Benim ihtiyacım oldu ya da durum oldu. Egzozu satmak istedim. Egzozu sattım. Normal egzozuyla biniyorum. Tamam. Normal egzozundayken bile bir şey problem olsa tamam mı? Sen taktığın için yani onu da gidip servise taktırman lazım. Taktırsam bile adam diyecek ha bak sen daha önce bak bu egzozu takmışsın. Bundan dolayı bir kusur başlamış ama orijinal egzoza dönünce de buna devam etmiş diyebilirler diye ileriye yönük bir kaos yaptım yani düşünce kaosu. Ondan sonra bunu dedim ki ben kendim monte edeyim. Garanti zamanı ya da servise götüreceğim zaman bir bakayım otururum yani en fazla ne bileyim 3 saat 4 saat yani yarım günümü alsın fark etmez. Orijinal egzozunu takarım abi üstüne tamam mı? Giderim servisime yaptırırım bu şekilde neyse. Ondan sonra gelirim servisimden takarım abi gene aldığım egzozumu tamam mı? Çeviririm yani kendi istediğime. O şekilde binerim diye düşündüm. Bu mantıkla hareket ediyorum. Ha iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum? Artık bu benim yaptığım bir şey. Günah benim boynuma. Yapacak bir şey yok. Bu Türkiye'de bu şartlarda bu şekilde oluyor. Bize yapılan şeyler bu. Daha ucuz yapsınlar, daha şey yapsınlar, vergisini almasınlar. Biz de Avrupa'daki insanlar gibi
Ama normal bir şekilde yaşayalım. Yapacak bir şey yok. Türkiye'de kanun bu şekildeymiş. Biz de kanunlara uyarak devam ediyoruz. Yapacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde de yapmaya devam edeceğim yani. Parayı kolay kazanmıyorum ve yani öyle kolay kolay da yedirmeye niyetim yok. Kendim yapacağım. Kendim toplayacağım. Elimden geldiği kadarıyla da sizlerle paylaşacağım. Şimdilik burada bir ara verelim. Ondan sonra bir çay kahve içelim. Ondan sonra sökümüne başlayalım. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi hazırladık. Şimdi kitapçığa göre sökmeye başlayacağız. Arkadaşım bana göndermiş ama siyah beyaz kitapçık. Bunun içinden çıktısını almış. Ben kendi indirdiğim vardı. Renklisi. Hani daha temiz, daha düzgün. Buradan bakarak buradaki sıralamaya göre sökeceğiz. Normalde hani ben sökerim ama sizinle görerek, bakarak aşama aşama gidip sökelim, bakalım nelerle karşılaşacağız. İnşallah bir olumsuzluk olmaz da egzozumuzu hem sökeriz hem de monte ederiz. Bakalım. Şimdi kitapçık diyor ki önce diyor 3 civatayı sök diyor. Tamam mı? O 3 civata hangisi? Bu. Bu. Bir de şuradaki. Tamam mı? Civataları sökmeden önce şimdi kitaba göre ilerliyoruz ama yine bir kendinize şöyle bardak, benim hani kaplarım var. Normalde bir sprey boya kapakları da olur. Böyle gözlü gözlü kaplarımız falan da var. Onları kullanıyoruz ama normal çalışırken de civata sökeceğim zaman. Siz şöyle kağıt bardaklardan yapabilirsiniz. Hem de ne yaptığınızı, ne söktüğünüzü bilirsiniz. Hatta sökerken de mesela fotoğrafını çekebiliriz. Misal, böyle telefonumu alayım. Tamam mı? Yani şöyle ne yapacağız şimdi? Hemen basitinden herhangi bir şeyin kaybolmaması ya da yanlış bir civatayı yanlış bir yere takmamanız için bunu söylüyorum. Çünkü olur da başka bir civata uymaz buymaz bir yere hani bir metrik 6 civatayı metrik 5 yerine sokmaya kalkarsınız. Ondan sonra yalama olur. Kılavuzunuz falan yoksa da yani olmaz. Dolanır durursunuz ondan sonra. Ben buna 1 yazacağım. İçine. Şöyle içine yazdım ya da üstüne de dışına da bir yazabiliriz. Tamam mı? Bu benim ilk söktüğüm cıvatalar. İlk üçlü. Bir de sökmeden önce şöyle söyleyeyim. Motorun mekanik kısmı olsun, lastiği olsun, yani herhangi hiçbir şey ne olursa olsun, tamam mı? Mutlaka ateşlemenizi kapatın. Kontağınızı kapatın. Direksiyonunuzu kitlemeseniz de olur. Çünkü direksiyonu çevirmek isteyebilirsiniz. Mutlaka bunları kapatın. Hatta elektrikle ilgili bir iş yapacaksanız da kutup başının birini sökmenizde de fayda var. Artı kutbunu söküp bir tarafa değmeyecek şekilde ucunu bir bez ya da bir bantla izole edip böyle kenarıya bir yere sokuşturmanızı tavsiye ederim. Yani bu işi ilk defa yapacak arkadaşlar için konuşuyorum. Aletimizin de şarjı bitmiş. Fazla yüklenemiyoruz. Tamamdır. Bakın bir tanesi farklı çıktı. İçinden. Görüyor musunuz? Bak abi. Şu bir tanesi diğerlerinden farklı. Gördüğünüz üzere. Bu açık renkte olanı buradan söktük. Bu siyah olanı buradan söktük. Aralarında siyahla beyaz arasında boy farkı yok. Et kalınlığı farkı var. Ama sökülüş pozisyonları şu şu ve de bu şekilde. Tamam mı? O yüzden bunları kendiniz bir sıralama verirsiniz. Sağ baştan olarak 1, 2, 3 diyelim. Tamam mı? Ve bu şekilde 1 numaralı kutuyla birlikte fotoğraflıyorum. Sıralama şekilde bu. Benim 1 numaralı kutumun içindeki ilk söktüğüm cıvatalar sırasında fotoğraftan bakarak sonra baştan toplayacağız.
Yani aklınızda tutabilir iseniz tutun. Hafızama güveniyorum diyorsanız, ilk defa söktüğünüz bir şey değilse o konuda bir şey demeyeceğim. Ondan sonra diyor ki alttaki iki civatayı sökün. Yani şurada. Biri şurada, biri şurada. İki tane civata varmış. Şimdi eğilip bakacağız. Neredeymiş o civatalar? Evet, onlar benim gördüğüm kadarıyla yıldız. Yıldız tornavidayı da alalım. Ve kısa saplı bir şey olsun. Bakalım şu girer mi? Bu girmez. Evet, şimdi... Evet, yıldızı sökmek için... Şöyle bir aparatlara girişeceğiz. Topuz yıldızım yok. Yani motorda sebbayı alamadığım için. Aslında bir bakayım şurada bir topuz yıldızım olacaktı. Şöyle gerekiyor. Evet. Böyle bir topuz yıldız, kısa saplı bir yıldız tornavida büyük ihtimalle işimi görecektir. Bakalım yakaladı mı? Yakalamadı, yakaladı. Tamam. Bunları da ilk kutuya atacağım. İki tanesi zaten yıldız tornavida pasolu falan değil. Normal yani saç vidası tarzında. Böyle metrik pasol değil. Bunları da buraya atarım. Bunları karıştırmam zaten. Ekstra bakarız. En kötü videoya bakarız. Evet, ikinci sayfaya geçelim. İkinci sayfada ne diyor? Burası ön lastik. Ön lastiğin olduğu yer. Şurada bir tane bir şey var diyor. Bu ön lastik. Evet. Şurada aradan gözüküyor. Daha ben onun resmini çekeyim. Kamera buradan çekmeyecek gibi. Şöyle. Böyle açalım bu flaşı. Bakayım oldu mu? Evet. Ekrandan görebiliyorsunuz. Karşıda bir civata var. Yani o civata da şurada kalıyor. Şuranın tam bunun bitimi nokta. Şunun tam arkasında yani şu iki parçayı ayıracak. Orada bir civata göstermiş. İlk bir onu sökelim. O nedir? O yıldız falan değil. O bildiğin plastik klips. Plastik klipsleri açmak, böyle bir yerde açmak biraz sıkıntılıdır. Çünkü girdikten sonra altta böyle ayakları var onun. Açılıyor sağa sola doğru. Kimisinin bundan ortaları çıkıyor. Ortaları çıktıktan sonra rahat açılabiliyor ama bunlardan mı? Bakıyorum şu an arkadan bir ittiriyorum. Biraz aralandı gibi. Distorneri de yardımıyla deneyelim bakalım. Çıkacak mı? Tabi bu arada böyle plastik aksamlara zarar vermemeye çalışın ki sonra ay bunu kim sökmüş falan filan demesinler.
Sistemi şöyle bir sistem. Bu pimi ortasında bunun böyle. Caktan sonra aşağısı genişliyor. Yani bunu alttan ortadan şöyle ittirmeniz lazım. Ondan sonra bu hop diye çıkıyor. Bu da tek başına olduğu için onu da aynı yere koydum. Şimdi şu yan parçayı galiba sökeceğiz. Takalım kasketimizi kafamıza. Evet. Yukarıda da vermiş ama onunla bağlantısı yok herhalde. Gelecek mi? Şuradan şöyle bir yere takılmış ama tırnak gibi bir şey var mı yok mu? Şu an için göremiyorum. Kim bir, evet, bir yıldız daha var sanırsam. Görmediğimiz yıldız mı? Değil aslında. O da klips gibi bir şey sanırsam. Ama onunla alakamız yok. Neden çıkmıyor ona bakıyorum. Şurada, evet. Tamamdır. Şurası şöyle bir pime, şuradan şöyle geçik. Bunu böyle hafif çapraz yukarıya doğru kastırıp şuradan çıkartmanız gerekiyor. Yan parçamız. Bize çıkarttık hiçbir şekilde zarar vermeden. Bayağı da pislenmiş. Arkadaşlar parçamızı söktük, kenara aldık. Batarya bitti. Bataryayı değiştirdim. Şimdi ikinci olarak resimde ön çamurluğun üstüne doğru iki tane civata gözüküyor. Bizden tarafa, motorun sağ tarafına yani. Kitabın gösterdiği. Burada iki civata var. Yani biri şu ortadaki, biri de şu bizden taraftaki. Onları sökeceğiz. Bir tanesi yine aynı. Bunu söktük. Bu da beyaz renkte. Bir civata. Bunu tek başına burun kısmı diye ayırdım. Birden sonra olsun. İki diyelim. Şuradan çıktı. Sonra bir de yıldız var yine aynı şekilde. Onu da sökelim. Tam gaga kısmında modelin. Öteki de şuradan çıktı. Gaga kısmından ikisi yan yana olduğu için aynı kutuya attım. Evet. Şimdi kitaba göre gidersek çevirelim. Yan karenajı indirmiş aşağı ama orada sinyal var. Sinyali göstermemiş. Sinyali nasıl çıkarttığını onu biz kendi şartlarımızla çıkartacağız şimdi. Sinyalin arkasında bir soketi böyle bir şey olması lazım. Onu ben biliyorum. Onun için bakalım bir dakika. Şimdi söküyoruz. Şuradan aşağı kastırdık. Şurada tırnakları var. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz umarım. Ben çok küçük ekrandan görmüyorum. Bir de aşağıda var. Aşağıdaki, evet, aşağıdaki pimli şeyi sökmedik. Onu mutlaka sökmemiz lazımmış. Onu da göstermiyor bu arada. Şurada altta bir şey var. Bu civata mı? Değil. Şurada. Evet. Şurada da bir civata var. Gözüküyor. Yani elimle hissediyorum daha doğrusu. Mutlaka. Evet arkadaşlar, son durum bu. Yan karenajı da tamamen yerinden çıkarttık. Ve kenara aldık. Sinyal lambasını boşuna sökmüşüz. O parçayla komple geldi. Sadece soketini çıkartmamız yeterliymiş. O yüzden sinyali civatasına sökmüştük. Şu sadece söktüğün zaman buradan çekip arkadan çekip kablosuyla birlikte çıkıyor. Ön sinyal değişimi yapacağız. Aslında sökmüşken keşke yapaydık diyorum ama
En azından o sinyal montaj videosunu ayrı çekeriz. Hem bu kadar sökmeden içeriden nasıl yapabileceğimizi anlatırız. Sinyali tekrar yerine taktık. Kablosunu yine bu delikten sokup arka taraftan çektik. Şuradan sokup arka taraftan çektik. Lastiğini de taktık üstüne. Zaten altında civatasını sökmüştük on anahtarla. Onu falan taktım tekrar somunlu rondelasını. Güzelce lastiğini de oturtalım ki su oksitlenme falan yapmasın, girmesin nemden ötürü. Bunu böyle kenara aldık. En son bizi uğraştıran şey şurada duran bir tane plastik pinmiş. Onu da takarken arkadaşlar sağ olsun güzel takmışlar. Arkada uç kısmı, hani içine bastırılacak olan kısmı kırıktı. Yani montaj sırasında olmuş bir şey. Zor da olsa çıkarttık. Ondan sonra geldik şimdi kitaba. Kitap zaten bir şey göstermiyor da. Kitapta işte bir tane burada soketin fişini göstermiş. Onun sökümünü göstermemiş. Kaç tane civata söktük kitap haricinde. Şimdi radyatörü gösteriyor. Bu radyatör, bu da radyatörün alt civatası. Sadece radyatör alt civatasını sökün diyor. O da şu tek tutuyor. Karşı tarafta yok. Ona bakalım kaçmış. O da 10 anahtar. Onu da tek taraftan sol zaten hemen söküyoruz. Şuradan çıktı. Evet, tek bir tane radyatör civatası. Bu zaten anahtar başlı. Bunu her türlü biliriz. Altı köşe, yani ötekiler gibi imbus ya da alyan başlı değil. Öteki sayfaya geçtim. Öteki sayfada ne demiş? Altı radyatörü öne doğru kanıttır. Yani şöyle asıl diyor. Petekleri ellemeden tabii ki de. Ondan sonra diyor, o gidiyor gelecek diyor, alttan sökeceksin diyor da nasıl sökeceksin? Nereye geliyor? Hortum var, şey var burada. Hortumu çıkartman lazım bilmem ne. Hortumu çıkartırsa su boşalır. Onu alttan elimiz girer mi diye bir böyle bir yatıp bakacağız. Kenara alalım. Hemen alalım. Şuradan bir bakalım. İlk şeylere ulaşabiliriz ama diğerlerine biraz zor gibi gözüküyor. Evet. Burada su var mıdır acaba? Alt kısmı. Burada illaki su vardır. Radyatör suyunu yere dökmek istemiyorum. Onu nasıl yaparız? Buradan motor bloğuna giriyor. Arkasında ne var? Fan var. Üstten de söksek gene biraz öne gelir. Ama gene işimizi görmez. Üstteki civatayı da söksek. Motorumuz soğumuş bu arada. Evet, suyumuz birazcık daha sıcak. Burada su var. Biraz sıkıntı beyler. Bu biraz sıkıntı işte. Suyu boşaltmak sıkıntı. Civataları görüyor mu? Oraya el ayak bir şey girmez. Anahtar lokma takımı. Mafsallıyla belki. Mafsallı lokma ile ulaşabilebiliriz. Bir bakalım. Onları kaç tutar? Şuradan bir anahtarları kontrol edeyim. 13 galiba. Kim? Yok, 13 büyük geldi. 12 midir? Evet, 12. 12 lokma var mı? 12 lokma. Bunlar çeyrekli meyrekli. Bu kaç? 11. Bu kaç? 13. 12 nerede? 12 buldum. 12'yi aldık. Evet, bu biraz flex, esnek. Maksallı kafası var mı? Maksal kafası burada yok. Burada büyük ihtimalle işimizi görecektir. Şöyle bir bakalım, onlara ulaşabiliyoruz mu? Oo, süper. Hepsine ulaşabiliyoruz. Kaçar tane civatası var? İkişer tane olması lazım. Evet. Şuradan başlayalım sökmeye bakalım.
olacak, ne bitecek? Girdi mi girdi. Tabi anahtar bunu kırmadan sökersin. Oh. Birazcık kolay olmayacak. Bu civatalar çünkü çok sağlam sıkılmış. Bizim şeyimiz 8 oluyor. Bunları açarken. Evet, indaki mahsal buradaymış ya. Görmemişiz. Mahsalı takalım. Uzatma takalım. Bunu da takalım. Şimdi belki olabilir. Bismillah. Evet. İlkini açtık. İlki geldi. Şu bir. Evet. Hepsini bu şekilde sökeceğim arkadaşlar. Kafamda şey olduğu için zor oluyor ama bu sistemle sökülebiliyor. Şu an için bir sıkıntı yok. Onları ben bir çıkartayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Bunları da boşa çıkarttık. Hepsinin yüzüklerini şeylerini indirdim aşağıya. Civatalar burada. 2, 4, 6, 8 tane. Her birinde 2'şer tane. Ondan sonra kitap şurada. Arada map sensörü var. Map sensörü dedim ama doğru mu dedim bilmiyorum. Arabalarda öyle diyorlardı. Bunu buradan 17 anahtarla sökeceğiz. Şuradan kitapta gösteriyor zaten. Kırmadan. Evet, gevşettik yavaş yavaş. Elimle açıyorum direkt. Gevşedi zaten. Dikkatleri çıkarmamız lazım. Evet, çıkarttık. Aşağıya salladık. Sensörümüz bu. Onu da çıkarttıktan sonra başka bağlantısı var mı diye bakıyorum. Evet, şurada vardı bir arada bir bağlantımız. Şu metal kapağı sökmeyeceğim. O zaten duruyor üstünde. Kitaba bakalım. Sensörü söktük. Tamam. Evet, bir de oradaki civatayı söylemiş. Oradaki civatayı söktükten sonra gelmesi lazım. Tabii şu öndeki boralar içeride. Bunlar çıkacak mı çıkmayacak mı emin değilim. Oradaki civatayı söktükten sonra belli olacak. Tutuyor ama bunu ayı tutuyoruz. Deneyip bakalım. Bismillah. Evet, çıktı. Yukarıda elimizi almak önemli olan. Karşı tarafta da var mı aynı cihazdan bilmiyorum. Sökülüyor mu onu da görmüyor. Evet, sökülüyor. Evet. Çivata bu taraftaki geldi. Buna çıktı içinden. Şöyle bir şey. Bakayım arka tarafta çekince mi geliyor yoksa. Arkadan da bakalım da. Zorlamayalım boşuna. Kim? Exos. Evet, burada da var bir tane çivatası. Onu da hemen sökelim. Bunlar ikinciyi göstermiyor mesela işte. Yeah.
çıkartınca aşağı inmesi lazım ama. Bu da bu tarafın, bu da burada dursun. Buradan başka bir şey sökmedik zaten bu taraftan. Evet, bu... Herhangi bir yerde başka bir bağlantısı yoksa şu anda boşta duruyor gibi gözüküyor. Nasıl sökeceğiz? Orijinalini onu hala bilemiyorum. Aha, asıldım geldi. Woohoo! Kolay oldu be. Ben de tutundum kalkmak için ama. Evet arkadaşlar. Böyle çıktı. Bu kadar yani. Şu anda lap diye egzozu yere indirdik. Budur yani. Buralar hep pislenmiş ya. Onları bir açmışken temizleyip bari. Motorda yağ var oğlum. Benim motor bu kadar yağlı olamaz. Evet arkadaşlar. Oo, ağırmış bayağı. Motor hafifleyecek anasını satayım. Kaç kilo lan bu egzoz? Vay anasını avradını sayın seyirciler. Evet. Egzozumuzu söktük. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Bakalım bunları yerine oturtabileceğiz. Mi diye bir şey yok. Oturtacağız. Ya oturtacağız ya oturtacağız. Başka çaremiz yok. Bu kadar söktük. Aslında şöyle bir çalıştırsak mı ya? Ama buradan ateş mateş çıkmasın anasını satayım. Radyatör var orada. Ateş atar. Ateş atar şimdi. Sesi de merak ediyorum ya. Ben kamerayı oraya tutayım. Ekrandan bakayım. Ateş mateş çıkacak mı? Ateş çıkarsa kapatırız. Sındayım. Arzaya marzaya geçmez herhalde değil mi? Ben korkuyorum ya. Bismillah basıyor. Egzoz takınca merak ediyorum. Böyle gezmek çılgınlık olur herhalde. Bütün herkes küfür eder. Yazık Allah emri. Müthiş. Şimdi söktüğümüz gibi şu boruları oraya tek tek aynı sırayla takacağız. Önemli olan sırası. Bakacağız işte en uzun bu. Bak bununla aynı tipte zaten. Sonra bir kısası, sonra bir kısası, sonra en kısası şekilde. Bunları monte edeceğiz oraya arkadaşlar. Tabii ben montajı çekemeyeceğim. Kafamı sokmam gerekiyor şu araya. Girmiyor kaskla. Bu şekilde. Onları takmakta bir şey yok zaten. Ötekiler nasıl çıktıysa onları da aynı şekilde takıp bir dalacağız. Sadece şu pozisyonları, şu açıları önemli olan. Bunda zaten civatalarını tutturacağız ama çok sıkmayacağız ki bunları böyle oynatabilelim. Şu parçası var işte o egzoz şurada. Bu parçasını buraya soktuktan sonra hatta şu şekilde takacağız. Map sensörü buradan giriyor çünkü. Bunda da aynı şekilde şurada. Yani sensör map sensörü diyor ama inşallah doğru söyleyeyim ya da böyle mi yapacağız? Bilmiyorum buna bakacağım işte. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Resimlerde vardı zaten. Yaylar genelde aşağıda oluyor. Üstten takması zor çünkü. Bu böyle duruyordur. Yay bağlantıları buradan çünkü şuralarda. Aşağıda. Yani bu boş şekildedir. Üstteki civataları taktıktan sonra sıkmayacağım. Oturtacağım yerlerine kelepçelerini falan. Bu şekilde tutacağım bunu. Aşağıdan sokacağız bunu yerine. Ondan sonra zaten bunların hepsi hizaya girecek. Bunu taktıktan sonra onun civatalarını ince ince birer tanesini böyle eşit bir şekilde kasmayacak şekilde tatlı tatlı bir sıkarız. Ondan sonra tamamen egzozu takarız. Egzozu taktıktan sonra en son bir daha sıkarız onları. O şekilde montajımızı bitirmiş oluruz. Şimdilik kapatıyorum. Başlıkları bir monte edeyim. Gelen egzozda bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu Tolga arkadaşımız da büyük ihtimalle haberi yok.
Şu yaylardan 4 tane olması gerekiyor. Ve yayların şu şekilde buraya takılıp şuradaki yere takılması gerekiyor. 4 tane uzun ve diğerlerinin kısa olması gerekiyor şu şekilde. Ama bunlardan 3 tane var. Bunun sebebi de tabi Tolga arkadaşımın suç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onun motorunu da monte ederken yanlış monte etmişler. Şu delikler bu burada çünkü sıkışık şu anda fark ettim hani. Bu söküldüğü gibi gelmiş bana. Dönmüyor. Bunu şimdi VD40 ile kontaksiyonu gevşetip aşağı indireceğim. Civataların aşağıda kalması gerekiyor. Bunu takan arkadaş büyük ihtimalle böyle taktı. Ondan sonra yay yukarıda kalınca orada geçme payı olmadığı için yayını takmadı. Ve arkada kaldığı için de gözükmedi. Bunu bu şekilde monte ettiler. %90. Diğerleri çünkü hepsi üçünün de aynı şekilde delikleri aşağıya bakıyor. Diğerinin de deliği aşağı bakıyor. Bir tek onun deliği yukarı bakıyor. Bu şekilde olduğu için de tekrar sökmediler. Yayını takmak için aslında iki tane civatayı gevşetip yani altı üstü kelepçe yerinde döndürüp yayını taksalarmış. İyiymiş. Buradan montajını yapan arkadaşlarımıza da çok çok selamlarımı iletiyorum. Onlar almıştır mesajı. Eksik iş yarım iş yapmayın. Biz motora biniyoruz. Yani bizim bir güvenliğimiz yok. Bundan dolayı yani bu çok bir işe yaramayan bir malzeme gibi gözüküyor. Yani ama ben de amacını bilmiyorum. Büyük ihtimalle şöyle bir fikir yürüttüm. Şu an orijinal egzozda da aynı şey var ya. Hani şunlar sıkışmasın diye mi orada çıkartırken gelmez diye mi? Hani yay bir çekme sağlıyor çünkü yayları sonradan takmak lazım. Ben ilk başta bir üstüne takarak monte etmeye çalıştım. O yüzden kastı oradaki parçayı. O yüzden söktüm. Ondan sonra karga burnuna tek tek çok rahat bir şekilde takılabiliyor yani. Bir sıkıntı yok. Yani bunlar bir işe yaramasa Akrapovic buna para harcayıp uğraşmaz. Adam üstüne yanmaz kauçuk lastiğini koyup üstüne Akrapovic kabartmasını iki tarafına birden gömmüş yani bu adamlar onu. Niye bu kadar masrafa girsinler, yapsınlar? Demek ki gerek varmış diye düşünüyorum. Bunu bir tanesi eksik. Büyük ihtimalle o adamlar ilk takan adam bunu göstermeden yedi. Koydu kenarıya. Adama da demediler tabii biz bunu takmadık, takamadık diye. Yediremediler kendilerine. O şekilde aradım taradım baktım bütün pıt pıtların içine ama göremedim. Zaten onların hepsi şu poşette çıktı. Öyle bir şey olsa Tolga zaten bunun içine koyardı. Bu şekilde yayın bir tanesi eksik olacak. Ben ona kendim yay belki bulamayabilirim ama yani sonra bulurum da el ayak giren bir yerde. En öne takacağım, en kolay takılabilecek olan kısma takacağım. Ama şimdilik bir çelik tel gibi bir şey monte edeceğim. Yay bulabilirsem çok daha iyi olur. Aslında oranın esnek hani şu yay da kurtarmıyor. Bu da çok kısa kalıyor. İkisini birleştirsem bu da çok uzun oluyor. Ona bir şekilde bir sanayiye falan gidip bir yay alıp takacağım artık. Bunun işlevini görecek bu boylarda. Hemen hemen bu sertlikte bir yay bakıp ona monte edeceğim arkadaşlar. Onu daha sonraki zamanlarda artık alırım. Bugün çünkü vaktim yok. Bunu toplayıp bir an önce gazlamak istiyorum. Bakacağız. Onun yerine geçici bir çelik tel gibi bir şey takacağım oraya. Ne olacağını bilmiyorum çünkü oradan neden öyle bir şey yapmış adamlar. Hani şöyle bir şey daha geldi aklıma. Acaba civatalar herhangi bir sebeple o sıktığımız somunlar, yani şu somunlar, bu somunlar, buradaki işte somunlar herhangi bir şekilde titreşimden, vibrasyondan çıkarsa bu yay çünkü tek taraflı çektiriyor. Adam çift tarafına yay koymadı yani çift tane değil koymuş ama tek birer tane yay vermiş. Kılavuzda da aynı şekilde gösteriyor. Herhangi bir sebepten dolayı somunları düşerse bu yay bunu kendine doğru kastırıp oradaki civatalardan çıkmamasını önce yaşamış. Koymaması gerekiyor. İşte şuradaki yayla bunu kastırıp şuradan açısını bozup şuradan yani şunu şu şekilde açısını bozup kastırıp bu şekilde oradaki deliklerden çıkmamasını sağlıyor. Çünkü delikleri sıfıra sıfır geçiyor. En ufak bir çapta girmiyorlar bile yani. Çıkarken de tabii dişlere dayanacağı için civata somunları çıksa bile ses değişiminden anlarsınız zaten. Hemen bakıp civata düşmüş ama egzoz borusu yerinden çıkmamış. Mantığıyla bunu üretmiş olabilirler. Ben böyle bir mantık yürüttüm. O yaylığın amacı bu olabilir.
resimde de gözüküyor zaten. Bu şekilde. Neyse arkadaşlar, devam edelim. Ondan sonra yine konuşuruz. Evet, yayın amacını çözdüm arkadaşlar. Biraz önce konuşmuştuk. Yayın amacı, burada ben uyanamadım. Burada gösteriyor zaten bu yüzükleri. Bu yüzük yani şu parçayla şu parça şu şekilde bir şekilde çıkıyor. Hani şu şekilde çıkıyor şu parçayla bu parça. Bunun çapı daha geniş zaten. Bunun çapı daha dar. Şurada zaten içinde bir ek var bunun. Gözükmüyor ama şu boru bunun şuraya kadar. Evet, şu borunun buradan şu boru bunun içine buraya kadar şuraya kadar falan giriyor zaten. Yani normalde şu parçayı oynattığımız zaman buradan tutuyorum, bakın buradan değil. Şuradan oynattığımız zaman bu dönüyor. Yani bu borunun bunun içinden çıkmaması için bu yayla bunu tam kendine doğru çektiriyor yani. Yayın amacı buymuş. Şuradaki işte titreşimden dolayı içi aralanmasın, çıkmasın diye falan filan. Bu şekilde. Arkadaşlar ilk boruyu monte ettim. Yayını da taktım. Bu şekilde. Buradan oynama payı da var şu anda. Buradan rahat bir şekilde monte edebiliyoruz. Dikkat etmek gereken tek şey şu arkadaki kelepçeleri şu iki civataya takarken eşit bir şekilde takmanız lazım. Kastırmamanız gerekiyor. İkisi de aynı anda böyle dikkatlice soktuğunuz zaman ince ince tam sıfıra sıfır giriyor ama en ufak bir çap olursa sağ ya da sola sıkışıyor kalıyor. Ona dikkat edin. Şimdi diğerlerini daha kolay yapacağım zaten. Bunda bir 5-10 dakika uğraştım çünkü. Çözdük tekniğini. Diğerlerini aynı şekilde monte edeceğim. Arkadaşlar son durum bu. Şu parçayı da oturttum. Yaylarını taktım. Zaten hemen geçtiği yerine. Sensörümüzün kablosu buradan yetmedi. Bu biraz sıkıntı. Şurada kaldı. Normalde bir ara kablosu olması gerekiyor ama yok, çıkmadı yani. Yanında veriyorlar mıydı, vermiyorlar mıydı onu da bilmiyorum. Kitapta bir ara kablo gösteriyor ama şu an için yok. Kabloyu, soketi şurada ortada bir yerde. Kablonun klipsini söküp, bir tane klipsi var zaten. Onu söküp tekrar yerinden söktüm daha doğrusu. Fişini sökeceğim. Daha kısa bir yoldan buraya takabileceğiz mi bakalım. Ona bakacağım. Onun haricinde diğer şeyler tamam. Ben piyasadan bir yay buldum. 3 tane şöyle. O 3 yayı telle buraya bağlayacağım. Hemen hemen üçünün sertliği Akrapovic'in yayının bir sertliğine yakın. Ama iş görecektir. Onları da telle 3 yayın ucunu birleştirip aynı işi görecek şekilde bağlayacağım buraya geçici olarak. Öyle bir yay falan denk gelirse eğer. Akrapovic'in yaylarının uzunlarından bir tane şundan işte alıp monte etmeyi düşünüyorum. Şimdi sensör kablosu burada. Sensör nerede? Bir dakika, evet şurada. Sensörün kablosu şu. Evet. Onu bir bakalım. Çekeceğim. Buradan alabileceğim mi? Çünkü ucunda bir tane şeyi var. Klipsi var şöyle. Nasıl şu klipsi bir açmayı deneyeyim. Bunlar cırtlı çünkü. Ama içinde bir tırnağı var. O tırnağı kanıttırabilirsem falçata ucuyla açabilirim zannedersem. Zarar vermeden. Evet. İçinde görüyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Montajımız bitti. Size en son nerede bırakmıştım? Şurada bırakmıştım. İşte yaylarını taktım. Ama sizden sonra yaptığım işler. Yatmam gerekti altına. Yayına taktım. Sensör kablosu kısa kaldı. Onun arka taraftan pozisyonunu değiştirdim. Ona yetti. Şuradan bir klip sattım sensör kablosunun üstüne aşağı. Çünkü egzoza değme ihtimali oluyordu. Onu yaptım. Şuradan sensör kablosunun bu kendi makaronundan şeyleri, kabloları gözüküyordu. Oraya bir siyah bant sardım. Yani sarsam da olur, sarmasam da olur. Görüntüyü engelledim.
dibinden bir oksitlenme bir şey yapmasın diye. Ondan sonra egzozu buraya taktıktan sonra önce bir civatasını taktım. Arkadaki civatayı biraz uğraştırdı. Ama kastıra kastıra bir şekilde soktum. Hani iki kişi olursa daha rahat yapar. Ben bir yandan işte karga burunla ağız ağzı sıkıştırıp iki deliği karşılıklı bir araya getirmek için bununla yapıştırdım. Ondan sonra civatası zaten ağızladıktan sonra gönderdim gitti. Bu şekilde yayı buldum, 3 tane yay piyasadan. O şekilde onları taktım. Onları da alttan şöyle telle bağladım. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet, şöyle işte bağladım şuradan. Tel attım şuradan teliyle. Bulursam ondan takacağım. İşte karenajı takması kaldı. Kablosu var. İki tane karenaj parçası kaldı. O kadar. Ondan sonra işimiz bitti. Şimdi bir start verelim bakalım. Telefonumuzdan da kaydımızı açalım. iPhone'un ses kalitesi biraz daha güzel oluyor. Bakarız. Açtık. Ekranımıza baktık. Herhangi bir arızalanması, olumsuz bir şey yok. Haydi bakalım. Bismillah diyerek startımızı verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Adamım ya. Abi bu ne bir sıvı ses? Konuşamıyorum. Şu an arabadaki ses sistemi gibi ciğerlerime vuruyor, böyle bir bas sesi var. Böyle bir bas sesi yok. Abi süpermiş ya. Abi adam Akropovic biliyor bu işi. Harbi söylüyorum, biliyor. Tolga, harbi haklıymışsın ha. Duyduğun dedin ki tüm sesleri unut dedim bana. Bundan çıkacak sese bayılacaksın dedin. Harbi haklıymışsın kardeşim. Böyle bir ses yok. Ciğerime vuruyor ya. Of diyorum, başka bir şey demiyorum. Bunları yağlayarak sokmuştum. Isınınca dumanlar çıkıyor. Nasıl bir ses? Abi müthiş. Toplayıp hemen yola çıkmak istiyorum. Görüşürüz millet. Arkadaşlar montajımız bitti. Makinamız hazır. Sorunsuz bir şekilde. Ekstradan kitabın sök dediği civatalar var. Onları sökmemize gerek yokmuş. Birkaç tane fazladan civata sökmüşüz. Onlar gereksizmiş yani. Bir tanesi şu Gaga'daki civata. Şunu sök diyor. Onunla bir işimiz yok. Sadece şurada bir alyan var. Alyanı sökmemiz yeterli. Sadece yan karenajla şu yandaki plastik kapağı çıkartmamız yeterli oluyor. Onun haricinde de yaylarda bir sorun vardı. Onu da çözdük. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Gözükmüyor, kapanınca kaldı. Kendimizden bir yay taktık. Göstermiştim zaten. Hani egzozun görüntüsü ve görünümü zaten müthiş. Şuradan baktığımızda da bu şekilde harika bir görüntüsü var. Sesine zaten diyecek bir şey yok. Adamın ciğerine vuruyor. Şimdi gazlayıp
göreceğiz bakalım.